Öncelikle Türkiye'nin ekonomisinin iyi gitmediğini, yaşanan son dolar kriziyle birlikte Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanlığı arasında yaşanan krizle ortaya çıkmıştır ki Türkiye son 3 yıldır büyüyemeyen bir ülkedir. Büyümemenin verdiği, üretim yapmamanın verdiği etkiyle Türkiye bir kıskaca sıkışmış durumdadır. Yatırım yapmadan, istihdam sağlamadan, hele hele üretim yapmadan ülkenin ayağa kalkması, var olan potansiyelinin değerlendirilmesi söz konusu olmadan ülkenin rahat ve huzur bulması mümkün değildir. Hizmet sektörüyle bir ülke ayakta kalamaz. Turizm sektörüyle bir ülke ayakta kalamaz. Saadet Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi birlikte bir ittifak yapacağı konuşuluyor. Gazetelerde ve yaygın medyada bu yer alıyor. Siz bu konuda neler söyleyebileceksiniz? Ve Saadet Partisi'nin bu ittifaka bakış açısı nedir? Tabloda şu anda olumlu veya olumsuz yönde bir herhangi bir şey var mı? Burada tabii Saadet Partimizin öncelikle hiçbir seçime baraj öncesiyle girmediğinin altını çizmek mecburiyetindeyiz. Biz şu anda tek başımıza milletimizin huzuruna çıkacak şekilde 81 vilayetin tamamında ve bütün seçim bölgelerinde tek başımıza gelecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu konudaki ittifakla alakalı olarak milletimiz nezdinde ciddi bir karşılık bulduğunu da görüyoruz. Ve bu konuda gerekli açıklamalar da tarafımızdan yapılmış durumdadır. Saadet Partimiz olarak daha güçlü bir şekilde meclise girme hususunda eğer bir fırsat ortaya çıkacaksa kamuoyunda ifade edilen bu partilerle bir araya gelebileceğini, hatta değişik bir takım oluşumlarla ilgili de değerlendirme yapabileceğimizi ifade ettik. Bir takım ziyaretler söz konusu oluyor. Bu konuda basına açıklanabilecek bir gelişme şu an için olmamakla birlikte konunun 7 Nisan'a kadar takip edilmesinde biz fayda görüyoruz.